riski arttırmış. Şimdi sayılar açıklandı. 301 bin test, 20.962 yeni vaka, 271 kişi de hayatını kaybetmiş bugün koronadan. Bunun okulların açılmasıyla daha bir bağlantısı yok. Şu anda genel sorumsuzluğumuzun devamı bu ama okulların açılması gerekiyordu. Herhalde bu konuda hepimiz hemfikiriz. Alınan önlemler veya önlemsizlikler nedir? Çocuklar için bir ekstra risk var mı? Yoksa bu çocuklar zaten sokakta, mokakta falan her yerde beraberlerdi. Okulların açılması bir risk getirmiyor mu artık? Şimdi okulların açılması elbette ki risk getirecektir Fatih Bey. Sonuçta 25 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Evet. Bir de bunların aileleri var. Ve bunlar sokağa çıkıyorlar. Evet, şimdi yani hani ilk orta eğitim yine bir derece ama bir de bunun yüksek öğrenim kurumlarında olan öğrencilerin farklı illerde açılacak. Farklı illerde olmaları var. Yani hareketlilik var. Hı hı. Sonuçta ciddi bir toplumsal hareketlik ve bunun örneklerini geçmişte de gördük. Okulların açılışıyla artan vakaları pek çok ülkede. Mesela Portekiz bunu çok açıkça dile getirmişti geçtiğimiz dönemde. O ikinci, üçüncü dalgalar esnasında onların bilim kurulları da bunu dile getirmişti. Biz demişlerdi vakalar artıyor. Birçok önlemi aldık. Ancak her şeye rağmen bir türlü düşüremedik. Okulları kapattık. Biliyorsunuz onlar çok direndi. Avrupa en sonunda Almanya'sı, İngiltere'si bu Delta ile birlikte kapatınca düştü. Ama tabii ki bu okulların hep kapalı olması anlamına gelmez. Biz okulunu en çok kapalı tutan, eğitimde aslında en geri planda eğitimi ele almış ülkelerden biri haline geldik. Evet. Ancak ben şuna karşıyım. Evet okullar açılsın ama şartsız şurtsuz açılsın. Şartlı şurtlu olmalı. Yani bizim yapamadığımız şey şu. İşte bütün hocalarımız hep birlikte şunu dile getirdik. Yaz dönemi de kapandı. Önümüzde aylar var. Hazırlıklarımızı yapalım. Açılırken bu okullar nedir? Bakın sadece binaların dış cephesinin işte içinin boyasının yapılması değil. Hep havalandırma noktasına geldi. Biliyorsunuz artık maske, mesafe, hijyen var ama hijyen daha küçük bir bileşen. Havalandırma. Bu biliniyor. O zaman şu yapılsın dendi. İşte cam kapı açarak havalandırma yerde yeter mi? Hayır, öyle okullar var ki camını kapısını açamıyorsunuz. Cam pencereler kilitli. Ya da köy okulları var. Sobaları yok. Kışın nasıl açacak bu insanlar? Yani sonuçta çok ilkel şeyler düşünerek biz eğitimi başlatmak istedik. Oysa aslına bakarsanız ben hep onu diyorum. Her fırsatta da. Ya biz birçok şeyi yapabilen bir ülke, çok bu ülkeden çok zengin olmuş, çok büyük insanlar var. Çok büyük müteahhitlerimiz, çok büyük şirketlerimiz. Yani bir mesela Arjantin'de, Güney Kore'de çeşitli amaçlar için, testler için konsorsiyumlar oluşturdular. Devlete bir katkı olur mu gibi. Mesela bu büyük eller, eğitimden daha ötesi var mı bir ülkenin geleceği için? Bir araya gelip bir yapı oluştursalar da en azından eğitim siz için. Siz rüya mı görüyorsunuz? Türkiye'de yani, yaşamıyor musunuz hocam? Yani hep ütopik şeyler devler söylüyoruz. Dediğiniz devlere sürekli vergi indirimi, vergi iadesi, ekstra para. Ya, yani onlar vermiyor, onlar alan taraf. İçimiz acıyor. Halbuki bu okullara hesaplamalar yapılırdı. Mühendis arkadaşlarımız var. HEPA filtreler, bakın CDC açıkladı. Dedi ki HEPA filtreyi de işin içine sokarsan. Ama hocam pahalı bir şey o da yani. Bakın. Derslik ya, sayısı yetersiz bir ülkede HEPA filtre nasıl koyacaklar? Bakın orada diyor ki 30 kattan fazla bulaşmayı azaltır. Yani hesaplayarak en azından şunu yapabilirlerdi. Riskli öğrenciler var. İmmün sistemle ilgili problemi olan, işte benim mesela hastamın çocuğu 11 yaşında böbrek nakilli. Yani böyle aslında en azından riskli çocukların olabileceği ortamlar için bunlar yapılabilirdi. Sobaları alsalardı köy okulları için. Tamam kapıyı pencereyi açacağız ama bunlarla ilgili bir şey yapmadık. Onu bırakın. Bakın 20 lira yıllık hijyen için her para ayırdık. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce. Hepsine sınıfı değil. En azından çok riskli çocukların olabileceği. Ya da 12 yaşa kadar aşılamayı yapabilseydik. 15 yaşa kadar aşılamayı daha önce başlatsaydık. 12 yaşa kadar bakın Amerika, Kanada, Mayıs'tan beri yapıyorlar. Aşılıyorlar. Fransa, yeni başladık. Halbuki bu kararları önce alıp başlayabilmek ve bu çocukları aşılanmış olarak götürebilmek gerekirdi. 12 yaş altındaki çocuklar için dediğimiz organizasyonlar yapılabilirdi. Ama biz bunları yapamadık. İsterdi ki gönül
Keşke bunlarla biz işin içine girseydik. Mesela yani çocukların şunu, aşı olması daha erken olmalı diyorsunuz. Evet, olmalıydı ve olamayanlar için şu an için 12 yaş altı için sürüyor çalışmalar. Bunun için 2022 başı ya da sonbahar 2021 geç sonbahar gibi bir takım tarihler öne sürülüyor. Ama en azından korumak adına bakın bugün Amerika'dan veriler 0-4 yaşta hastane yatışlarının da çok arttığını gösteriyor. 330 peki çocuk aşı her gün hastaneye evet yatıyor. Dolayısıyla bir diğer nokta var. Diyoruz ki zorlamayalım ama bazı şeylerde de yaptırımlar keşke olabilse. Mesela ev içi bulaşmalarda ebeveynlerin aşısızlığı çocukları ciddi riske atıyor. En azından aşılanma en az %50 ev içi bulaşmayı azaltıyorsa niye olmasın? Ebeveynleri olsun, o çocuklar okullara gitsin. Sonuçta birbirlerinin bulaştırma zincirini kırsınlar. Ya da öğretmenler. Bugün için açıklandı. Yaklaşık olarak %75 öğretmenin tam doz aşılandığı ifade edildi. Evet. Keşke bu %100 olabilseydi. Neden bir öğretmen bilimsel bir gerçeğe karşı gelir ki? Hocam olmayan doktorlar var. Şimdi onu da söyleyeceğim. O başka bir şey. O olacak şey değil. Olmayan sağlıkçı kabul edilir gibi değil. Onu zaten aklım almıyor. O ayrı bir nokta. Dolayısıyla bizim yani bu çocukların eğitimini engelleyemeyeceğiz. Eğitim önemli. Ama en azından şunu yapabilirdik. Mesela deniyor ki Fatih Bey 20 bin öğretmen alımı yapıldı. Oysa son 17 yılın en az öğretmen alımıymış bu. Evet. Yani neden? 100 bin daha öğretmene ihtiyaç varmış. Bunun için işte kaynak yaratılırdı. Bununla yapılırdı. Sınıflar seyreltilirdi. Bakın şimdi yangınlar oldu. Mesela Didim bölgesinden bahsediyorlar. Okullar da sınıflar birleştirilmiş. Sınıfların seyreltilmesini bırakalım. Sınıflar birleştirilmiş. Yani çocuklar iç içe. Biz mümkün değil. Yayılımın azalması, olmaması mümkün değil. Onun için biz bu önlemleri almadık. Ağustos böceği gibi bütün bir yazı geçirdik. Ve şimdi acaba ne olur diyoruz. Düşünsenize bir işte bu karantina, sınıfta işte bir hasta çıkarsa ne olur, iki hasta ne olur. Bunun yaptırımları ya da protokolü bile okullar açılmadan 12 saat önce okullara gönderiliyor. Yani bu anlamda biz iyi bir program hazırlamadan eğitime başladık. Dileriz ki korktuğumuz olmasın. Şu an için Türkiye'de nüfusun, tam doz aşılı nüfusun %45'ler civarında olduğunu biliyoruz ki bunun da bir bölümü çift doz inaktif aşı. Onların da etkinliklerinin bir bölümünün zaten kaybolmakta olduğunu, üçüncü bir doza ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Yani aslında çok ciddi bir hamleyle ki gün geçtikçe azalan bir günlük aşılamamız var. Bugün de mesela düşük. Bu hamleyle biz neler yaparız bilmiyorum ama şunu biliyorum ki evet vakalar artacaktır. Onun için en azından ailelerin bu anlamda çok uyanık olması, çocuklarını bilinçlendirmesi, en azından maske, mesafe kurallarına uyulması ve okullardaki önlemlerde ben şunu hocam, söylüyorum. Aile birlikleri bile, okul aile birlikleri bile çok uyanık olup belki de kendi içlerinden veliler, denetleyiciler. Çünkü bir öğretmenin üzerine de hepsini yıkamazsınız. Onun için denetleyiciler yapabilir. Yani toplumsal bir kolektif bilinçle hareket edilebilir. Şu noktada belki de elimizden gelen şu an için bu olacaktır diye düşünüyorum.